Geleceğin yıldızları Adana Demirspor Futbol Okulu'nda yetişiyor. Türk futbolunun güzide takımlarından birisi olan Adana Demirspor'un Kahramanmaraş'taki futbol okulu Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı amaçlıyor. Yaklaşık bir yıldan beri Adana Demirspor'un futbol okulunu Kahramanmaraş'ta yürütmekteyiz. Çalışmalarımız gayet verimli gitmekte. İlk günden beri yoğun bir ilgi var, yoğun bir talep var. Biz de işte bize gelen bu talebi iyi noktada değerlendiriyoruz. Özellikle bir yılın sonunda alt gruplarda U11 ve U12 takımlarımız katıldıkları liglerde özellikle 12 grubumuz 6'da 6 yaparaktan liglerde başarılı durumdalar. Bizim kısa sürede ilk sezonda playoff grubunda oynadık. Aynı zamanda HLT Demirspor, Adana Demirspor'un Kahramanmaraş'taki amatör pilot takımı. Oradan bizi incelemeye geliyorlar, denetlemeye geliyorlar. Aynı zamanda buradan beğendikleri oyuncular var. İnşallah yaz kampında bunları onlara katacağız. Onlar bir hafta 10 gün orada antrenmanda değerlendirecekler. Biz de elimizden geldiği kadar Kahramanmaraş futboluna ve Türkiye futboluna, ülke futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim buradaki öncelikli amacımız iyi birey, iyi ahlaklı bir birey ve sonrasında iyi bir yetenekli futbolcu yetiştirmek. Bunun için de çalışmalarımız devam ediyor. Bunda da çok şükür ilk etapta emeğimizin karşılığını almak durumdayız. Adana Demirspor'un takip ettiği öğrencilerimiz var. Bünyelerine katacakları öğrencilerimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor. Öğle ve sabah grubumuz var. Yoğun bir ilgi var. Biz de bu ilgi karşısında elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca bize katılmak isteyen tüm velili ve öğrencilerimizi de bekliyoruz. 2005 doğumluyla 2016 doğumlu öğrenciler mevcut da var. Yani bu yaş grubundaki öğrencilerimiz katılabilirler bize şu an burada aktif olarak. Uzun vadedeki hedefimiz siz de biliyorsunuz geçen yıl Bal Ligi'ni HLT Demirspor olarak kıl payı kaçırdık. Bizim buradaki öğrenci yani gelecek dönemlerin A takımlarını çıkartırken bu futbol okulundan yetiştirip HLT Demirspor'a yetenekli olanları kazandırıp ve bütün katıldığımız tüm kategorilerde playoff ya da şampiyonluklar yaşamak istiyoruz. En önemlisi buradaki yetenekli öğrencilerimizi profesyonel yapmaya uğraşındayız. Yani iyi bir futbolcu bir yerlere gönderme. Uzun vadedeki hedefimiz, en büyük hedefimiz bu. Birinci hedefimiz oyuncu buradaki yetenekli oyunculara profesyonel hayatı sunabilmek. İkincisi de alt gruplarda şampiyonluklar yaşamak. Bugün maç günümüz. Haftada iki antrenman günümüz var. Birinde teknik beceri çalışıyoruz. Koordinasyon ve eğitsel oyunlarla programı şekillendiriyoruz. İkinci bölümde ise futbol turnuvalarımız oluyor. Şu anda da bu turnuvamız için buradayız. Bu yaş grubumuz 10-13 yaş grubumuz. Burada ağırlıklı olarak futbolun zevkini alma, oyundan zevk alabilme, ondan sonra temel becerileri geliştirmeye çalışıyoruz. Ayak içi vuruş, ayak şut dediğimiz çalışma. Onun dışında bölgesel olarak futboldaki bölgeleri öğretmeye çalışıyoruz. Mevkilerin adlarını öğretmeye çalışıyoruz. Ve bunlar da turnuvalarla kimi neyi ne kadar yaptığını görmeye çalışıyoruz. Pandemi süreciyle beraber çocuklarımız biraz içeride kaldılar. Biraz da fazlaca içeride kaldılar. Eğitim etkilendi. Sosyal hayatımız etkilendi. İlk dönem çalışmalarımızda açıkçası bunların pandeminin olumsuz etkilerini çocukların üzerinde görüyorduk. Ama şimdi biraz daha normale doğru geldik. Artık futbolu hem beceri geliştirme hem de tadını alma konusunda çocuklarımız daha iştahlı. Futbol okullarının pandemi sonucu biraz kıymetinin arttığını düşünüyorum. Çünkü amatör kulüplerimizde sporcuların her kulübün imkanı aynı olmayabiliyor. Çocuklarla top oynamak istiyor veya başka sporlar yapmak istiyor. İşte bu anlamda spor okulları, futbol okulları bir ihtiyaca karşılık geliyor. Biz de burada elimizden geldiği kadar beden eğitimi öğretmenimizle, antrenörlerimizle planlamalarımızı yapıyoruz. Adana Demirspor'un bize vermiş olduğu taslak planının içerisinde değişikliklerimizi yapıp çocukların ihtiyacına göre programı esneterek yürütmeye çalışıyoruz. Kulübümüze yeni başlayan çocuklarla birlikte genç takımlardan sorumluyum. Futbol okulunda da aynı zamanda çalışıyoruz. Kulübümüzde, futbol okulumuzda yeni başlayan çocuklarımızda önceliğimiz tabii adil, dürüst, saygılı insanlar olabilmeleri. O yönde onları yönlendiriyoruz. Futbolda hakemin, rakibin, taraftarın, kendi takım arkadaşlarımızın, rakip hocaların hepsinin bir bütün olduğunu,
hepsinin birlikte bir müsabaka yapabileceğimizi, birlikte çalışabileceğimizin farkındalığını çocuklara yansıtmaya çalışıyoruz öncelikle. Fair Play çerçevesinde olmalarını sürekli öneriyoruz, tavsiye ediyoruz, anlatıyoruz. Ve aynı zamanda yeni başlayan çocuklarda tabii futbola yatkınlık tam anlamıyla gerçekleşmiyor, olmuyor. Onlara öncelikle motorik özelliklerini meydana çıkartmaya çalışıyoruz. Kas gelişimlerini dikkate alıyoruz, fiziki gelişimlerini dikkate alıyoruz. Bunun yanında da psikolojik olarak küçük çocuklar oldukları için onları müsabakalara hazırlayabilmek, ileriki dönemlerdeki daha sert olabilecek müsabakalara hazırlayabilmek adına psikolojik de, sosyolojik de, aynı zamanda birbirleriyle, toplumla ilişkilerini de birlikte hareket etmelerini de onlara anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda motorik özellikleri, fiziksel özelliklerini de güçlendirerek futbolla, topla, eskiden sadece koşularla yapılan güçlendirmeleri şimdi daha değişik varyasyonlarla, toplarla, daha fazla ekipmanlarla yapmaya çalışıyoruz. Daha sonrasında sahada ayrıntılı, detaylı taktik çalışmaları yapmaya başlıyoruz. Her mevkinin kendine özel bilgilerini sunuyoruz. Takım olarak çalışıyoruz. Bireysel olarak çalışmalar yapıyoruz. Ekstra çocuklarımıza ayrı vakitler ayırıp onlarla birlikte farklı çalışmalar yapıp onları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor. Aynı zamanda talebimiz de yoğun. Yoğunluktan dolayı gruplarımızı aynı gün iki farklı saatte toplayaraktan daha verimli bir antrenman yapıyoruz. Bu verimli antrenmanların yanı sıra tesisimiz 4 saha olarak kullanıyoruz. Öğrencilerimizin daha verimli, daha öğretici bir antrenman alabilmeleri için farklı yaş gruplarında yani 4 sahada farklı gruplara ayırarak antrenman yapıyoruz. Gayet iyi gidiyor. Buradan ailelerimize de seslenmek istiyorum. Kendiler buraya gelip öğrencilerimizi izleyebiliyorlar. Tesisimiz buna gayet müsait. Aynı zamanda kafeteryamız da var. Öğrencilerimize hem eğitici hem zeka geliştirici oyunların yanı sıra futbolu eğlendirerek öğretmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Bütün öğrencilerimizi, yeni kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerimizi de sahamıza bekliyoruz. Manşet. Gerçek çok net.